Dağlar, taşlar. Haşir suresindeki 22. ayeti. Eğer biz Kur'an'ı dağa indirseydik elbette sen onu Allah korkusundan başına eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar onları düşünsünler diye veriyoruz. Ayetini sabahları okurken ve dağları seyrederken Kur'an'ın dağlardan misal vermesini anlamaya çalıştım. Allah'ın varlığını anlatan bir kitaptaki örnek bana bu misali yaklaştırdı. Beni bu ifadeler bir düşünce gezintisine çıkardı. Düşünceler kalbe düştükçe kalbi de harekete geçirir. Onu hislendiriyor ve güzel Rabbini düşünmeye sevk ediyordu. Kalp kafa bütünlüğü buydu herhalde. Kitapta bir çalılıktan geçerken ayağınız bir taşa çarptı. Ve bana bu taşın buraya nasıl geldiği soruldu diyelim. Vereceğiniz cevap onun ezelden beri orada olduğudur. Bu aslında saçma bir cevaptı. Taş yerinde bir saat bulsan, saatin buraya nasıl geldiğini araştırmak gerekir. Ezelden beri onun orada olduğunu söyleyemem. Çünkü saati yapan bir usta olmalı ki saati bizim bulabileceğimiz bir yere koymuş deriz. Onu bilen ve yapan biri olmalı. Tabiattaki olaylar da bu gaye ve hedef vardır. Tabiattakiler bütün hesaplamaları aşan çok çok üst seviyededir. Gafletime üzüldüm. Çünkü her bir maddenin, taşın bir cansız olduğunu sanıyoruz. Halbuki onların atomlarının da bir can ve enerji taşıdıklarını unutmamak gerekir. Bir taşın bile bulunduğu yerde anlamsız olmadığını, bir saatin orada bulunmasından farksız olmadığını anladım. Onların da canlılar gibi Allah'ın emrini dinlediklerini görüyoruz. Bunlardan insanın araçları yaptığı madenleri, pahalı süs eşyaları çeşitlerini düşündükçe onların bir maksat için yaratıldıklarını hemen anlarız. Bu dağların altında ne hazineler gizlidir. Onların hiçbirisinden haberimiz yok gibidir sanki. Yine taşlarla ilgili misaller Kur'an'da çok yerde geçmektedir. Biz insanların taşlardan daha katı kalpli olduğunu anlamamızı gerektiren ifadeler vardır. Bu misallerden kaçına daha bakalım. Taş yürekli olmamak için taşların hallerini bilmemiz gerekmektedir. Bakara suresi 74. ayetinde sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi. Hatta taştan da daha katılaştı. Çünkü öyle taşlar vardır. Bağrından nehirler çağlar. Öyleleri var. Yarılır ve aralarından sular akar. Öyleleri var. Allah korkusundan parçalanıp aşağılara yuvarlanır. Allah ise sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bediüzzaman şu ayeti okurken ona vesvese veren her ne lanet yaratıksa dedi ki, o yaratık herkese malum ve adi olan taşların şu fıtri bazı tabii hallerini en mühim ve büyük meseleler suretinde beyanda ne mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var diye şüphe verdiğini mealen aşağıdaki gibi cevaplandığını yazıyor. Demek ki bu şüpheyi düşüren kimse bu şeytan olabilir. Herkese her zaman imandan uzaklaştırmak için böyle şüpheler verebiliyor. Ben de dağların nasıl bu örneğe girdiğini anlamak için düşünce gezisine tekrar çıktım. Yolumu aydınlatan bu yazılarla karşılaştım. Bazen düşüncemin darlaştığı zamanlarda daha büyük bir projeksiyonla yolu gözlemek iyi geliyor. Bu ışık bana evet, münasebet var ve ihtiyaç var diyor. Hem o derecede
büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana, o derece mucizuma lüzumlu bir hakikat var ki ancak Kur'an'ın mucize anlatımını ve irşadının güzelliğiyle bir derece basitleştirilmiş ve özetlenmiş diyordu. İşte bunu görmek için tekrar Kur'an'a müracaat etmemiz gerekiyor ve önümüzdeki günlerde bu dağlar ve taşlara tekrar döneceğiz.